En başta şeker pancarı havayı temizleyen bir bitki. Aslında bu yönüyle şeker pancarı eğer yaratılmamış olsaydı mutlaka insan tarafından araştırılarak bulunması gereken bir bitki olarak da değerlendiriliyor. Yani bir dekar şeker pancarı 4 dekar ormana eşdeğer havayı temizleme özelliğine sahip. Yani bir dekar şeker pancarı 4 dekar ormanın emdiği kadar karbondioksidi emiyor. Karbondioksit biliyorsunuz zehirli bir gaz. Onun yerine de oksijen salıyor ve havanın temizlenmesine sebebiyet veriyor. Dışında şeker pancarının diğer atıkları da rahatlıkla değerlendirilebiliyor ve çevreyi kirletme özelliği olmayan bir ürün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca biliyorsunuz şeker pancarının üretiminde, fabrikadaki üretiminde yoğun miktarda su kullanılmak durumunda kalıyor. Bu sular da arıtılıyor. Arıtılan bu sulardan biyogaz çıkıyor. Bu biyogazı da Kayseri Şeker 2017 yılından itibaren değerlendiriyor. Buradan enerji üretimi ve ısı üretimi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu biyogazın havaya salınımı da bu şekilde önlenmiş oluyor. Karbondioksit, metan gibi gazlar, bunlar sera gazı niteliği taşıyorlar. Havayı ısıtan gazlar. Bu havayı küresel ısınmanın asıl sebebi işte bu gazların havadaki miktarının artmasından kaynaklanıyor daha ziyade. İşte biz Kayseri Şeker olarak bu çevreci yaklaşımımız sebebiyle bu biyogazı da kullanıyoruz. Onu ürettiğimiz biyogazı kullanıyoruz ve buradan enerji ve ısı elde ediyoruz. Bu konuda Kayseri Şeker önemli yatırımlar yaptı. Bu yatırımlar sayesinde örnek bir kuruluş haline geldiğini düşünüyorum. Yani şeker pancarı aslında hem insana hem havaya hem toprağa hem hayvanlara işte gıda sanayine ve ona benzer pek çok iş kolunda sanayide kullanılan çok değerli bir bitki. Biz bunu işte çiftçilerimizle beraber Türkiye'de en başarılı bir şekilde yürüten bir kuruluşuz ve şu anda kampanya dönemindeyiz. Kampanya dönemimizde oldukça başarılı bir şekilde devam ediyor. Kazasız belasız devam ediyor. Tabii biz bu uygulamaların yanında aynı zamanda çeşitli projeler de gerçekleştiriyoruz. Mesela randevu sistemi, insansız teslim projesi gibi bir takım sistemler uyguluyoruz. Bunlarda da tabii özellikle kara taşıtları, tır, kamyon gibi taşıtlar şeker pancarı taşımada kullanıldığı için onların da mümkün olduğu kadar en doğru şekilde ve az miktarda kullanılmasını sağlıyoruz. Havayı kirletme konusunda bu konuda da önemli bir dikkat gösteriyoruz. Tabii aynı zamanda toprağın erozyonu açısından da önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Kayseri Şeker Fabrikası'nda pancarın fabrikaya girdi ama çıktılarında hiçbir atık olarak çıkmıyor. İşte küspesi değerlendiriliyor, melası değerlendiriliyor. En son atık su, hani bu da bir atık, fabrika için bir atık ama biz bu atık suyu çok güzel değerlendirdik. Bunu biyogaza dönüştürdük. Biyogazı da işte tekrar kazanlarımızda buhar olarak değerlendirdik. Hem çevreye, hem Kayseri'ye, hem Türkiye'ye sera gazları açısından, işte hava kirliliği açısından bir katkı sağladığımız için mutluyuz.
Fabrikanın ısı ihtiyacı fosil yakıtlardan karşılanmakta. Bu da tabii sera gazı emisyonlarının artmasına sebep oluyor. Sera gazı emisyonları dünyamız için ciddi bir sorun haline gelmekte. Biz de bunları azaltıcı önlemler almak kapsamında biyogazın ısıya dönüştürerek değerlendirilmesini sağladık. Bu kapsamda her yıl 700 ton karbondioksitin atmosfere salınmasını engelliyoruz. Bugüne kadar, ilk kurulduğu günden bugüne kadar 1,5 milyon metreküp biyogazın kazanda kontrollü bir şekilde yakılmasını sağladık. Bunun doğalgazdan da elde edebilirdik bu enerjiyi biz. Ancak biyogazdan elde ettiğimiz için yaklaşık 3000 ton karbondioksitin doğaya salınmasını da engellemiş olduk. Bu aynı zamanda bize ekonomikte bir katkı sağlıyor. Aynı zamanda biyogazın içeriğinde çeşitli gazlar mevcut. Bu gazların en önemlisi metan gazıdır. Biz metan gazının enerjiye dönüşmesini sağlıyoruz. Yalnız içerisinde karbondioksit, hidrojen, sülfür ve diğer gazlar da mevcuttur. Bu gazlar da Ar-Ge birimimiz tarafından zirai alanda kullanma amaçlı çeşitli Ar-Ge projeleri yürütülmektedir. Bunlardan gübre elde etmek ve çeşitli tarımsal alanlarda kullanmak için çalışmalar yürütülmektedir. Her geçen yıl yaklaşık %1,5-2 oranında sera gazı emisyon miktarımız azalmaktadır. Maliyeti artmaktadır. Bunun sebebi de dünyadaki küresel enerji krizi. Bu krizi yenmenin tek sebebi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektir. Biyogaz, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi bunlara bazı örnek teşkil etmektedir. Biz fabrika sahamız içerisinde biyogazı 2017 yılından beri yeniden kullanarak geri kazanımını sağlamış olduk ve yenilenebilir enerji üretme şansını bulduk.